ne haber? Merhaba. Neredesin? İzmir Çiğli Organize'den arıyorum. Hatta şu anda çalışıyorum. Ben zaten sizi telefondan dinliyorum. Hı-hı. Mesai kaldım. Bilerek kaldım tabii. Ben sekreterim burada. Muhasebeciyim. Evet. Dedim kalayım, saat 8'e kadar buradayım. Hı-hı. Kulak misafiri oldum. Dedim katılayım. İyi de oldu. Sekreterlerin %70'inde böyle bir hey merhaba, alo, iyi akşamlar tonu. Neden? Bu gerekli bence. Sesimizle müşteriyi tavlayıp paralarını aldıktan hemen sonra. Patronum beni gelip kesecek şimdi. Şöyle bir şey de var yani. Ne yapıyorsun sen burada falan? Patronum iki seni... hafta oldu. Zaten yağcılık çekmek için buradayım. Hmm, anladım. Patronun seni aradığında hele ya diyorsun ama dışarıdan aradıklarında hayır, tam tersi oluyor. Patronum 30 yaşında. Ay dur. Yakışıklı. 30 yaşında yakışıklı. Ay acayip şimdi. Ay ya. 30 yaş. Sen kaç yaşındasın? 22. 22 yaşındasın. Olgun erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Yo, arada 8 yaş var. Hı-hı. Hayır yani sonuçta senden büyük birisi. Hadi canım, olgun erkekler. Olgun erkekler. Hafif böyle saçları kır olursa sevinirim. Evet. Erkek arkadaşın var mı? Ay yok. Ama olursa patronum olacak. İçinden öyle bir ses geliyor. Evet, şu anda patronunu tanımlamaya çalışan bir sekreterle konuşuyoruz bayanlar baylar. Emine. Efendim? 22 yaşındasın. Kıpır kıpırsın. Patronuna aşık olmak üzeresin. İşinden mutlu musun peki patronun haricinde? Çok rahatım ya burada. Hı-hı, nasıl rahatsın? Yani hani çıplak bir şekilde mi çalışıyorsun? O yüzden mi rahatlık yoksa hani... Ay yok. Rahat, rahat bir iş ortamı mı var? Giymiyorum. Giymiyor musun? Hayır. Sanıyorum patronun seni hala keşfedemedi. Ay yok, keşfetti. Bakışıyoruz falan şimdi. Hı-hı. Tam böyle o kıvama geldik. Şimdi bana, ben de bugün burada durmamın sebebi açılsın bana şimdi. İçeriden çıksın gelsin yanıma. Yalnızım ben şimdi büroda. Konuşalım falan işte yani. Beni bıraksın hatta eve giderken. Hatta eve gitmeden giderken önce. De bana desin ki işte çay içelim, kahve içelim bir yerde. Peki patronunla evlenmeyi düşünüyor musun yoksa bir flört ya mi yaşayacaksın? Ya evli evli. Evli ya, ne yaptı şimdi? Peki hiç pişmanlık duyar mısın ileride yani evli bir insan üstelik patronunla ilişkiye girersen eğer yani ah benim ne işim var falan. Hı? Yok, duymam. Duymazsın ya. Tadını çıkarırım diyorsun. Evet, ne yapayım şimdi, ben istiyorum onu, arzuluyorum. Arzuluyorsun. Evet, ama çok yakışıklı ya, bildiğin gibi değil. Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor, aynı. Bir arzular mısın bize canlı yayında lütfen? Efendim? Bir arzular mısın, nasıl arzuluyorsun yani? Hayretti. Ay vallahi yemedim duyarsa şimdi var ya öldürür. Vay be. Evet, içerideki insanlar biri bütün tekstildeki kızlar ona aşık. Şimdi biraz da ben biri güzel bir kızım, esmer bir kızım. Hı-hı. Türkan Şoray derler bana burada. Oo tatlım. Evet. O yüzden şimdi bütün herkes de kıskanıyor beni, çekemiyorlar falan. Hı-hı. Hele bir de şu anda duyuyorlarsa beni, yandım ben ya, bittim valla. Merak etme, senin ateşini söndürürler. İnşallah, onu bekliyorum işte ben. Sana. Senden ayrılmalıyım çünkü... Ay, aşkım bitti, sevgim bitti ya, ne yapayım? Aşkım bitti, sevgim bitti, senin de enerjin bitti, o yüzden yani bana biraz enerjili birisi lazım. Doğru söyledim. Canım benim, ama açıldım ya sana, kimseye açılamıyordum burada şimdi, yanlış anlamasınlar beni diye. Hı-hı. Sana açıldım, rahatladım. Bir de İstanbul diyor orası, iyi, İzmir olmadı iyi yani. Zaten sen İstanbul'a gelme. İstanbul'a gelmeyeyim mi? İstanbul'da da var iki tane Bahçelievler'de. Bir tanesi de Bağdat'ta oturuyor. Ahtapot gibi her yeri sarmış ya.